Değerli katılımcılar, Jeomorfoloji Derneği Çevrimiçi Seminerler serisinin 20.sine hoş geldiniz. Bugünkü seminer konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Mesut Şimşek hocamız, karstlaşma ve buzullaşmanın şekillendirdiği coğrafya Geyik Dağları konu başlıklı sunumu ile bizler olacak. Hoş geldiniz Mesut hocam. Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seminere geçmeden öncelikle Mesut hocamızın kısa bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından bir hatırlatmamız olacak ve sözü Mesut hocama bırakacağım. 1988 yılında Bozkır'da doğan Mesut Şimşek, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren başladığı yüksek lisans eğitimini İbradı ilçesinin fiziki coğrafyasının coğrafi bilgi sistemleri metodolojisi ile incelenmesi adlı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. Ardından doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Geyik Dağı kütlesinde karstik depresyonların dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörler adlı doktora tezi ile tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 2018 yılından itibaren doktor öğretim üyesi olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Temel çalışma alanı jeomorfoloji ve kars jeomorfolojisi şeklindedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Yabancı dili İngilizcedir. Değerli katılımcılar, hocalarım, Mesut hocamızın sunumuna geçmeden önce katkılarınızı ve sorularınızı Zoom'dan iletebileceğinizi ve cevaplanmak üzere sunum sonunda söz verileceğini hatırlatmak isterim. Buyurun Mesut hocam, söz sizde. Hocam çok teşekkür ederim. Jeomorfoloji Derneği'nin çevrimiçi seminerlerinin 20. serisini bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hem katılan hocalarıma hem değerli meslektaşlarıma vakit ayırdıkları için ayrıca onlar için de bir teşekkürü bir borç bilirim. Tabii bugünkü çevrimiçi seminer konumuz karstlaşma ve buzullaşmanın şekillendirdiği coğrafya diye bir başlık attık ama tabii Geyik Dağları çok kompleks bir sistem yapısına sahip. Tektonizmada en az karstlaşma ve buzullaşma kadar da etkili. Fakat bu seminerde karstlaşma ve buzullaşmanın etkisini ön planda tutacak bir sunum içeriği hazırladık. Tabii yıllardan beri ekibimizle birlikte Toros silsilesi üzerinde Kars jeomorfolojisi özelinde tabii bazen buzul jeomorfolojisi de işin içine giriyor ama genelde Kars jeomorfolojisi özelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2014 yılından bu yana Toros Dağları'nı Batı Toroslardan Doğu Toroslara, Orta Toroslara dahil olmak üzere hemen hemen adımlamadığımız yer kalmadı desek yanlış bir ifade olmaz. Tabii o gün bugündür birçok bilimsel çalışmayı ortaya çıkardık. Önemli prestijli dergilerde de bunlar yayınlandı. Türkçe, uluslararası, ulusal sempozyumlarda da bu sunumları gerçekleştirdik. Bugünkü sunumumuzda benim de doktora tez sahamı olan Geyik Dağı kütlesi olacak. 6 numarada görmüş olduğunuz Geyik Dağı kütlesinin kırmızı okla gösterilen yer, tabii daha öncesinde bu konu özelinde olmasa da Kars jeomorfolojisini yine jeomorfoloji sempozyumu kapsamında da sunduk. Tabii biz Jeomorfoloji Derneği'nin bir neferi olarak kendi özelimizde yani coğrafya ve jeomorfoloji özelinde yayınlarımız olduğu gibi public science dediğimiz yani biraz da popüler bilim dergilerinde de Kars jeomorfolojisine ait kısa makaleler yazmaya başladık. Bunu da artık bir görev atfettik kendimize. Muhammed Zeynel Öztürk hocamla birlikte geçen yıl Ağustos sayısında dolinlerle ilgili bir kısa makale yayınlamıştık. Bu Nisan sayısında şu an hali hazırda satışta olan bilim tekniğin polyelerle ilgili kısa bir tabii bunlar dediğimiz gibi jeomorfolojiyi sevdirmek amaçlı. Yani neticede 50 bin 60 bin baskıya ulaştığı için bu popüler bilim dergileri. Burada da Jeomorfoloji Derneği'nin böyle de bir misyonu biz kendi adımıza bir neferi olarak bir misyonu olduğunu da düşündüğümüz için
Böyle popüler bilim dergilerinde de kısa makaleler şeklinde yazılarımız çıktı. Hatta önümüzdeki yılda da 2023'e de bir yazı hazırladık. Kısmet olursa da 2023'ün herhangi bir sayısında da sıraya girdik. Orada da bir kısa makalemiz yine çıkacak. Tabii bugün kar jeomorfolojisi ve buzul jeomorfolojisi özelinde geyik aktivitesini masaya yatıracağız. Kar jeomorfolojisi zıtlıkları bünyesinde barındıran bir jeomorfoloji alt disiplinidir. Yani şunu söylemek istiyorum. Çok suyun bol olduğu ya da çok kurak olduğu ya da çok derin çukurlukların ya da çok yüksek tepeciklerin ya da tepelerin olduğu, yani bütün uç zıtlıkları bünyesinde barındıran bir jeomorfoloji. Akdeniz çevresinde karbonatlık dağılışını gösteren küçük bir harita var. Genelleştirilmiş bir harita. Tabii bu Akdeniz Havzası içerisinde Türkiye'nin pozisyonu mevcut karstlaşmaya uygun litolojisinin varlığıyla ön plana çıkmaktadır. Tabii çalışma alanımız daha önceki Türkiye'nin karstik bölgelerini sınıflayan bir çalışmaya atfen Nazik ve Tuncer 2010'dan değiştirerek bir harita hazırladık. Bunun özelini yine ilgili ana kaynaktan ulaşabilirsiniz. Geyik Dağı kütlesi Toros Kars kuşağının Toros Kars kuşağı içerisinde yer almaktadır. Orta Toros Kars alanı içerisinde değerlendirilir. Tabii bu Toroslar üzerinde birçok çalışma gerçekleştirdik ama bu çalışmalar yoğun bir arazi çalışmasının yanı sıra aynı zamanda laboratuvar çalışmalarıyla desteklendi. Gelişen teknolojilerle birlikte artık insansav aracı kullanımlarıyla daha jeomorfoloji çalışmalar bir adım öteye geçirmeye çalıştı. Tabii burada bahsedilmeyecek ama mikro erozyon ölçer istasyonları kuruldu. Tabii haritalama çalışmaları bir başka bu çalışmaların niteliğini ve özgünlüğünü oluşturmakta. Genellikle 1 bölü 25 bin ölçekli topografya haritaları üzerinden bu depresyonlar haritalandırıldı ve istatistiksel hesaplamalar yapıldı. Aslında Geyik Dağı kütlesi ne Antalya'ya ait idari anlamda ne de Konya'ya ait. Konya ve Antalya'yı birbirinden ayıran Hadim ve Taşken ilçelerini görüyorsunuz hemen kuzey aklanında. Akdeniz aklanında Gündoğmuş, Akseki ve Alanya ilçelerini görüyorsunuz ve 2877 metre yüksekliğiyle Toros silsilesinin önemli bir zirvesini oluşturuyor Geyik Dağı kütlesi. Geyik Dağı kütlesi kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan ve komprehensif seri dediğimiz saflık derecesi çok yüksek 1000 metre kalınlığa ulaşabilen saf karbonat istiflerinden oluşmaktadır. Geyik Dağı zirvesinin üst tarafta fotoğraf ağda görmüş olduğunuz en yüksek zirvesini oluşturuyor silsilenin ve önünde de bir Morantesetli göl olan Eğri Gölü yine bir başka önemli karbonat platformundan oluşan Akdağ görüyoruz. Bu da yine Geyik Dağı'nın önemli bir zirvesini oluşturur ki çok duyarız Akdağ'ı. Toros silsilesi üzerinde benim bildiğim 25'in üzerinde Akdağ isimli zirve var. Bu da tabii ki Geyik Dağı kütlesinin ikinci önemli yükseltisi olan Akdağ. Tabii bu Geyik Dağı kütlesi jeomorfolojik açıdan bizi cezbetse de önemli bir su kulesi, su kuleleri ya da su kaynakları pozisyonunu üstlenir. Tabii yoğun bir kar yağışı hala bugün Geyik Dağı'nın önemli bir bölümü karla kaplı. Oradan gelen fotoğraflardan biliyoruz. Mesela burada Haziran ayında Geyik Dağı kütlesinde hala karstik şekillerin özellikle dolin ve uvalaların içerisinde karların erimeden kaldığını görebiliyoruz ki bu da kuaternerde buzullaşmalara neden maruz kaldığını da bize küçük ipuçları sunmakta. Dediğim gibi Geyik Dağı kütlesi önemli bir karbonat platformu ve tektonik açıdan da çok girift ve karmaşık bir yer. Hala çalışmalar devam ediyor. Hala
buzul çalışmaları devam ediyor. Ama bizim burada en önemli iki karşılaşma uygun jeomorfolojik jeolojik formasyon öne çıkar. Birincisi Jura Kretese ve Kretese kireç taşları, diğeri ise Permiyen neritik kireç taşlarıdır. Özellikle bu formasyonlar üzerinde hem karstik şekil, sıklığı ve dokusu çok fazladır. Buzullaşmalar da yine aynı bu formasyonlar üzerinde geliştiği için aykırı topografik unsurları da bize sunmakta. Tabii Geyik Dağı Kütlesi dediğim gibi tektonik açıdan çok girift, özellikle sıkışmalı tektonik rejimin, bindirmelerin, napların sıkça görüldüğü bir alandır. Bu yüzden de tektonik deformasyon fazla olmasından dolayı hem yüzey hem de yüzey altı karstlaşması çok iyi gelişmiştir. Yani Türkiye'nin en önemli ve en derin mağara sistemleri, hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız mağara sistemleri olduğu tahmin ediliyor ki bazıları zaten literatüre geçirilmiştir. Az önce bahsettiğim gibi komprehensif seri dediğimiz bu 1000 metre kalınlığı bulan kireç taşı istifleri ve saflık derecesinin çok yüksek olması, yapılan kalsimetre analizlerinde %97'nin üzerinde saflığa sahip olduğu biliniyor. Yine bu başka bir belki seminerin konusudur. Tektonik açıdan karmaşık ve özellikle bindirme zonlarının fazla olmasından dolayı şekillerin paternleri bu tektonik katlarla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Paleoantolojik açıdan da çok kıymetli bir yerdir Geyik Dağı kütlesi. Hatta yapılan bazı paleontoloji çalışmalarında buradaki Rudis faunası önemli bir kayıp halkayı tamamladı da Kratese Research isimli önemli bir dergide de yayınlanmıştı. Tabii bu çalışmalar hem arazi çalışmaları hem haritalama çalışmaları hem laboratuvar çalışmaları şeklinde devam ettiği için ince kes analizlerinden tutun da kalsimetre analizlerine kadar Geyik Dağı'nın kars jeomorfolojisi adına anatomisini artık biliyoruz. Çok yüksek saflığa alınan örneklerin sınıflandırdığımız zaman kalsiyum karbonat oranının çok yüksek olduğu ve %97'nin üzerinde saflığa sahip olduğunu, XRD analizlerinde temel bileşenin tahmin edildiği üzere kalsit kristali oluşturduğunu biliyoruz. Tabii Geyik Dağı kütlesi tektonokarstik, flüviyokarstik, glasyokarstın harman olduğu ve kars jeomorfolojisine ait, buzul jeomorfolojisine ait neredeyse tüm birim ve ünitelerinin gözlemlenebildiği bir alan. Ve polisiklik ve polijenik anlamda da harman olduğu bir yerdir. Çalışma alanındaki yüzey karstına ait şekillerin dağılışını şöyle bir kabaca inceleyecek olursak, yine ters fayların ve sürüklenimlerin Geyik Dağı kütlesini özellikle kuzeydoğu, güneybatı yönlü bir sıkışma rejimiyle allokton birimlerin üzerine otokton birimleri, bazı yerlerde otokton birimleri allokton birimlerin üzerine bindirdiğini gözlemledik. Özellikle Permiyen kireç taşları allokton kökenli, Jura Kretese görece otokton kökenli, yani yerli kayaç diyebileceğimiz bir sınıflama mevcut. Yine haritadan da gördüğümüz üzere sirklerin, morenlerin, dolinlerin, uvalaların iç içe geçtiği karmaşık bir, tabii dışarıdan bakıldığı zaman karmaşık bir ama biraz vakit geçirince tabii birazdan kastım bir 6-7 yıldır bulan bir çalışmanın sonucunda artık bizim için o kadar da karmaşık değil buranın jeomorfolojik şekillenmesi. Bazı tanımlamalar holokars dediğimiz tam kars, yani en küçüğünden en büyüğüne tip karakterdeki bütün kars jeomorfolojisine ait ünite ve birimleri gözleyebileceğimiz bir yer. Yani yoğun poligonal dolin karstını, paleovadi sistemlerini, lapyaların neredeyse tamam olan formlarını, düdenleri, polyeleri,
aklınıza gelebilecek neredeyse tamamını burada gözlemlemek mümkün. Hatta öyle ki kendi içindeki sınıflamada bütün dolin tiplerini bile bu sahada gözlemleyebiliyoruz. Tabii haritalama çalışmalarından bahsetmek istiyorum biraz. En azından 25 bin ölçeğinde ki haritalarda 25 bin ölçeğindeki topografik haritalarda biz biliyoruz ki Geyik Dağı kütlesi üzerinde 25 binin üzerinde dolin var. Dolin ve uvala var. Ağırlıklı olarak baskın jeomorfoloji dolin karstı oluşturmakta ama burada bir küçük bir öz eleştiri yaptık ve dedi ki aslında böyle mi? Yani 25 bin üzerinde mi? Yani daha fazla mı? Ama şunu biliyoruz ki 25 bin ölçekli elimizdeki haritalar bu tip yoğun poligonal karst alanlarında topografyayı temsil etmesi açısından zayıf kalıyor. Bunun için yüksek çözünürlüklü DEM verilerine ihtiyaç var. Ya da sayısal yüzey modellerine, yükseklik modellerine ihtiyaç var. Burada da örnekte gördüğümüz üzere 1 metrelik kontur eğrilerinden oluşan İHA kullanılarak üretilmiş bir yüksek çözünürlüklü sayısal yüksek modeli var. Örneklem alanımıza Geyik Dağı kütlesindeki bir örnek alanı göstermek istiyorum. Şimdi A'da biz 25 bin ölçekli bir topografya haritasındaki karstik şekilleri görüyoruz. Aşağıda da B'de de buradaki dolinleri görüyoruz. Sayıyı. Reelde nasıl? Yani bir İHA tabanlı dar bir pilot uygulama alanında durum ne? C'ye dikkat edersek Red Relief haritasından üretilen gerçekteki birebir dolin yoğunluğu tamamen farklı. Neredeyse 3 katı kadar bir fark var. Demek ki Geyik Dağı kütlesi üzerinde 25 bin ölçekli topografya haritalarında 25 bin üzerinde 25.600 dolin tespit edildiyse bu rakam belki de 75 bin olacak. Tabii bu ileriki teknolojinin gelişmesiyle ve üretilebilecek veri kalitesinin artmasıyla bu değerler yine değişecektir. Belki de kendi yazdığımız çalışmalara ileride önemli bir komente sunulacaktır. Geyik Dağı üzerinde çok önemli dolin tipleri var. Yani çökme dolininden tutun, örtü kayası çökme dolinine, alüvyal doline, çözülme dolinleri zaten baskın morfolojiyi oluşturuyor. Altı tipteki tüm dolinleri örtülmüş doliner zaten bugün konumuzun, seminerimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hepsini gözlemlemek mümkün. Bu Geyik Dağı kütlesi üzerindeki karstik şekillerin yükselti basamaklarına göre bir frekansı yani dağılışını görüyoruz. Ağırlıklı olarak 1800-1700 metrelerde zirveyi yaptığını görüyoruz. Bu da tabii Geyik Dağı'nın tektonik uplift özelliği ve karbonatlı kayaçların bu yükseltilerde dağılması ve iklimin de etkisiyle bu bölgede yoğunluğun arttığını biliyoruz. Tabii şunu biliyoruz ayrıca bu Geyik Dağı kütlesi hem Konya'ya hem de Antalya'ya tatlı su yani bu içilebilir birinci sınıf menba suyu kalitesinde su sağladığını biliyoruz. Manavgat, Dim Çayı, Çarşamba Çayı, Göksu bunlar en bilinen Erm Enekşehir, gerçi Göksu'nun bir kolu olarak kabul edersek Göksu havzası içerisinde değerlendirebiliriz. Buralara, bu önemli akarsulara da taze ve fresh water dediğimiz önemli birinci sınıf menba kalitesinde suyu sağladığı için ayrı bir öneme sahip dedik. Geyik Dağı kütlesi üzerine çıkıldığı zaman, gözlemlendiği zaman paleovadi sistemlerini görüyoruz. Yani bir zamanlar aktif drenajın olduğu ama yükselime bağlı olarak bu yüzey drenajının yer altına kaçtığı ve sonrasında karstlaşmayla modifikasyona uğrayan alanları görebiliyoruz. Üst tarafta reel bir görüntü. B'de de aynı alanın topografya haritasındaki temsiliyetini görmekteyiz. Ve bu paleovadi sistemleri içerisine dolinler birer boncuk gibi dizildiğini gözlemekteyiz. Polyeler yine Geyik Dağı kütlesi üzerinde
karşılaştığımız jeomorfolojik ünitelerden bir tanesi. Üst tarafta Sarı Ot Polyesi'ni görüyoruz. Sarı Ot Gölü diye de geçer. Göl denmesine bir sakınca yoktur. Çünkü yılın büyük bir bölümü burası Gölova şeklindedir. Sonrasındaki bu beyaz oklarla gösterilen düdenlerin aktive olmasıyla da buradaki sular direne ediliyor. Alt tarafta yine meşhur polyelerimizden Akseki Polyesi, Akseki ilçesi biliyorsunuz Akseki Polyesi'nin yamacında kuruludur. Ve tektonik açıdan fotoğrafın şurası, hemen şöyle lazerle göstermek istiyorum işareti. Şu bölgesi meşhur, şuradaki filiş formasyonlarını, Kretese kireç taşı formasyonlarının üzerine bindirilmiştir. Meşhur Akseki Ekayı olarak literatüre geçen Akseki bindirme kuşağıdır ki İbradı ilçesine kadar devam etmektedir. Tabi buradaki polyelerin sınıflamasına girmeyeceğim. Yine dediğim gibi o başka bir seminerin konusu. Burada yine Sarı Ot Polyesi'nin içerisinde gelişen humlar ve düdenleri görmekteyiz. Bu da Sülek Polyesi. Yine Geyik Dağı kütlesinin dipsiz göl ofiyolitik melanjıyla Jura Kretese kireç taşlarının dokanağında gelişmiş çok güzel bir kenar polye örneğidir. Kırmızı ok humları gösteriyor. Beyaz ok Sülek Polyesi'nin sularını drene eden düdenimizi hemen şurada. Arka tarafta da hemen burnun arka tarafında da hala yaz aylarında kurumayan gölü görmekteyiz. Şu an bu mevsimlerde yamaçlara kadar, şu yamaçlara kadar su ile dolu Sülek Polyesi. QA dediğimizde zaten tahmin ettiğiniz üzere kuaternler, alüvyonları. Bu da panoramik bir görünümü. Yani dediğim gibi sadece karstın değil, aynı zamanda tektoniğin de çok baskın olduğu bir yer ama bugünkü konumuz sadece karst ve buzul jeomorfolojisi özelinde bir seminerdi. Buzul jeomorfolojisine değinecek olursak, alanla ilgili ilk çalışmalar, buzul jeomorfolojisiyle ilgili ilk çalışmalar Necdet Özgül ve Esen buradaki hamok tümseksim orenler kaya buzulu olarak nitelendirilmiştir. Tabii o günkü 70'li yıllardan var ve buzul literatürü sınırlı olduğu için tabii ki yanlış yorumlanmıştır. Sonrasında Atilla Çimer ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalar bunlar Hamoki Moren şeklinde nitelendirilmiştir ki en doğru ve güzel haritalama tespitler ilk o zaman yapılmıştır. Ve günümüze geldiğimizde artık gelişen teknolojiyle birlikte Geyik Dağı kütlesinde buzullaşma var. Fakat bunun yaşı ne? Yine Akif Sarıkaya hocaların yapmış olduğu bir çalışmada Geyik Dağı kütlesi üzerinde geç Pleistosen boyunca 3 fazlı bir geri çekilme tespit ediliyor. Kozmojenik yüzey tarihlendirmesi bildiğimiz üzere en eski ve en büyük geri çekilmede 18 bin yıl önce yani son buzul maksimum sonuna doğru gerçekleştiği de artık kantitatif olarak ortaya koyuyor ki puzzle'ın bence Geyik Dağları kütlesindeki en önemli unsurlarından bir tanesiydi bu eksiklik. Geyik Dağı'ndaki buzullaşma izlerini çok iyi gelişmiş sirkleri görüyoruz. Ve çok iyi gelişmiş aretleri. Üst tarafta görmüş olduğunuz Namaras Vadisi'nden bir görüntü. Yine aynı ağdaki sirklerin önündeki Hamoki morenleri ve Hamoki morenlerin hemen şurasında dikkat edersek dolinlerin örtüldüğünü ve Kars'la artık yavaş yavaş buzulun iç içe geçtiği alanın sınırını görmekteyiz. C'de de önemli bir Çimi Polyesi. Yine mesela buradaki Çimi Polyesi de 80'li yıllarda bazı mağara araştırmacılar tarafından haritalanmıştır. Bu bölgede kaya yanlış hatırlamıyorsam buradaki Hamoki morenler de o haritalamada kaya çığları şeklinde. Tabii ki deskriptif bir yaklaşım ayrı. Kaya çığları olarak yorumlanmıştır bu Hamoki morenler. Geyik Dağı kütlesi üzerinde en azından bizim tespit ettiğimiz kadarıyla 98 adet sirkin olduğunu biliyoruz.
Özellikle Namaras Vadisi boyunca sirklerin yoğunluk kazandığını biliyoruz. Hep ağırlıklı olarak tabii kuzey sektörlü yamaçların yoğunlaştığını biliyoruz sirklerin. Tabii her sirklerin önünde tipik buzul çiziklerini gözlemlememiz mümkün. Tabii buzul çiziklerinin bizim için karsiyomorfoloji açısından da başka bir önemi de şu. Buzul çizikleri sonrasında gelişebilecek karstlaşmanın paternini de etkiliyor. Lapya sistemlerini de etkiliyor. Ve ona da karstlaşma içinde bir yön veriyor. Yoğunluk, özellikle karstik şekillerin yoğunluklarının bindirme kuşakları önünde yoğunlaştığını biliyoruz. Ama bunlar morenlerle de bazı noktalarda kesiştiğini, buzullaşmalara bazı yerlerde karstlaşmanın zemin hazırladığını, çünkü karstlaşma buzullaşma yaşanmadan önce de sahada mevcuttu. Bazı buzullar karstik şekillerin içerisine oturdu, onları genişletti. Bazı yerlerde sirk morfolojisi kazanmasına neden oldu. Buzullar, şunu söyleyeyim, Geyik Dağı kütlesinde en azından bizim bildiğimiz aktüel buzul mevcut değil. Bu buzullaşma alanları karstlaşmayla da modifikasyona uğruyor. Toplam karstik yoğunluğu 145'e kadar buluyor. Tabii dediğimiz gibi, bunu bir de altını çizmek istiyorum, 1 bölü 25 bin ölçekli bir harita yoğunluğu bu vermiş olduğumuz kilometre kareye düşen dolin adedi. Dediğimiz gibi yapılacak olan yeni çalışmalardan bu kilometre kareye bu rakamların daha da artacağını biliyoruz pilot çalışmalarla. Çalışma alanındaki buzul karst ilişkisini gösteren fotoğraflara biraz dikkat çekmek istiyorum. Hamoki morenlerin, özellikle hamoki morenlerin, bazı yerlerde cephe morenlerinin dolinleri örttüğünü ve yeni bir dolin tipini ortaya çıkardığını biliyoruz. Onlar da buried dolin ya da filled dolin, yani örtülmüş, doldurulmuş dolin tipini meydana getiriyor. Tabii buzul sedimanları aynı zamanda buradaki karstik depresyonlar içerisinde de kilitli kalarak, hapsolarak birer trap görevi görerek buradaki paleo coğrafya çalışmaları, paleoklimatoloji çalışmaları için de çok güzel veriler sunuyor. Tabii bundan sonraki yapılacak çalışmalar için de bizim yapmış olduğumuz haritalama belki bir altlık oluşturacak. Az önce bahsetmiş olduğum sol üstte illüstrasyonunu görüyoruz doldurulmuş dolinlerin ve Geyik Dağı kütlesi üzerindeki hemen şuradaki dolinlerin başlarını görüyoruz. Okla gösterdiğimiz yerlerde fotoğraftaki doldurulmuş doliner. Bunlar tabii daha öncesinde çözülme dolinleriydi. Çözülme dolinleri burada görmüş olduklarımızda bir Sandur düzlüğünün eteği, yani özünde bir moren sedimanı ve sağ üstte de bu doldurulmuş olan dolinlerin yayla evlerinde ölçek olarak düşünebilirsek çaplarını da kafamızda ölçeklendirebiliriz. Az önceki bahsetmiş olduğum bu yoğun poligonal karst alanındaki buzul sedimenleri hemen şurada Sandur düzlüğünü görüyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bu Sandur düzlüğünün etekleri buradaki dolinleri doldurmuştur. Belki de bu Sandur düzlüğünü sıyırsak dolin topografyası altta, yani paleokarstta altta ortaya çıkacak. Ve yakından görünüşü çapraz tabakalı buzul sedimanları, doliner içerisinde hapsolmuş buzul sedimanlarını görüyoruz ve C'de de bu buzul sedimanlarının yakından görünüşü. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii biz bu genellikle sunumlarımızda sadece jeomorfolojik açıdan buraların güzelliğini ya da bilimsel anlamda kıymetini öne çıkarmak istesek de biz bunu mesleki bir etik duygusuyla da şunu söylüyoruz. Kars alanları ülkemizdeki özellikle su depolama açısından son derece önemli su kulelerini oluşturuyor. Hele hele Geyik Dağı gibi. Zaten yine başka bir belki seminerin konusu bu bölgelerde açılacak olan taş ocağı ya da mermer ocaklarının bir soru işareti koymak lazım.
artısı mı, eksisi mi daha fazla bize getirecek? Mermer ocakları ya da taş ocaklarının fazlasında bir başka problemimiz de bu bölgelerdeki, buna da değinmek istiyorum bu seminer konusunda, sosyal mesajımızı da verelim. Bu karstik çukurluklar yoğun çöp depolama alanı olarak kullanılıyor. Çünkü hazır bir çukurluk var, değil mi? Dolarsa daha elimizde 25 bin üzerinde çukurluk var. Yani sınırsız bir çöp depolama alanı var. Tabii sadece buradaki evsel atıklar değil, aynı zamanda tıbbi ve endüstriyel atıklar da buraya atılıyor maalesef. Çünkü şu vardır, Kars jeomorfolojisi literatüründe şöyle bir motto vardır. O da şu, diğer arazide atılan bir çöp sadece o bölgeyi kirletir. Ama Kars arazilerinde yoğun bir çatlak ve ikincil porozite özelliği gösterdiği için kirlenme sadece Kars alanlarında değil, o suyun ulaşabildiği galerilerle birlikte her yer. Yani Kars alanları kirlettiğiniz zaman aslında her yeri kirletmiş oluyorsunuz. Mesela burası küçük ölçekli bir beldenin, en azından kadraja sığdığı kadar çöp alanını gösterebilir bir beldenin. Burası da bir ilçe. Mesela şurada görmüş olduğumuz bir paleo vadi sistemi içinde gelişen bir uvalayı tertemiz çöp depolama alanı olarak kullandığını görüyoruz. Umarım sıkmamışımdır. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Hocalarım, değerli meslektaşlarım, sorularınız varsa seve seve yanıtlayabiliriz.